Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda altın, dolar ve gümüşle ilgili sizlerin bana en çok sorduğunuz başkan nereden alalım, nereden satalım şeklindeki sorularınızı yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bir cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar nereden alalım, nereden satalım sorularınızın cevabını e, zaten yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla e, ben bunları bütün videolarımda size veriyorum. E, fakat anladığım kadarıyla e, sizler tarafından, e, bazı arkadaşlar tarafından bu konu e, net olarak anlaşılmış değil. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, e, günümüzdeki e, Covid-19 hastalığı virüsünün e, ABD ve Meksika tarafında çok yoğun bir şekilde hissedilmesi. Ve bu hastalığın yaygınlaşması nedeniyle biliyorsunuz Amerika Meksika sınırları bugün itibariyle kapatıldı. Bu pandeminin yani salgının ikinci haliyle ilgili bizlere sert geçeceği yönünde ve bu virüs yayılmasının bir ikinci dalgasının olabileceği yönündeki şüpheleri de ve öngörüleri de arttırdığını hep birlikte görmeliyiz. Ve bunun neticesinde de e, eylül ayından itibaren arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla e, inşallah bu öngörülerimiz ve uzmanların öngörüleri e, düzgün ve doğru çıkmaz da e, bu beladan bir an önce kurtuluruz hep birlikte. E, fakat bazı bölgelerden gelen özellikle Rusya ve ABD'den gelen e, yanılmıyorsam bir de İngiltere'de bir aşı çalışması devam etmekte. Çin'de birkaç firma hala aşı çalışmasını devam ettirmekte. Ve bunların sonuçlarının da iyi geldiği basınla paylaşılmakta arkadaşlar. Gözümüz kulağımız bir yerden de bu aşıyla ilgili çıkacak haberlerde olması gerekir arkadaşlar. Hepimizin teknik olduğu kadar temele de dayalı bu tür haberleri, bu ekonomik haberleri ve sağlık yönünden gelebilecek herhangi bir haberi de hep birlikte takipte kalmamız gerektiğini unutmamamız gerekli. Şimdi arkadaşlar ne dedik? E, verdiğimiz destek noktaları geri çekilmelerde alım yeri olarak kullanılmalı. E, gümüşle başlayalım. Destek yerlerimiz her zaman alım. E, direnç yerlerimiz de her zaman satım olarak kullanılabilir arkadaşlar. Şimdi e, gümüş olsa baktığımız zaman arkadaşlar e, belli bir seviyenin üzerinde kaldığını ve bu seviyenin de yukarı yönlü hareketlerini hızlandıracağını sizlerle birlikte daha önce de belirtmiştik. Gümüş ons'ta bizler için en önemli destek yeri ilk destek yerimiz arkadaşlar 19.07 ve onun altında da 18 18.57 seviyelerinde iki tane önemli destek noktamız olarak gözükmekte arkadaşlar bugün itibariyle baktığımızda 19 1930 seviyesi üzerinde fiyatlanan Gümüş on da bizler için hareketlerin arkadaşlar ilk hedef noktasının 1967 olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz 1967 direnci e, kuvvetli bir dirençtir Arkadaşlar bu dirençte e, Gümüş olsun oyalanabilir e, O yüzden 1967 ilk hedef noktamız olarak ilk direnç ve hedef noktamız olarak göze çarpıyor Gümüş onsta. 1967 seviyesinin de yukarı yönlü e, kırılması durumunda arkadaşlar 20 seviyesindeki e, şurada 2004 seviyesindeki e, ikinci bir direnç seviyesi de takibimizde olacak e, önemli direnç yerlerinden ve hedef noktalarından biri olarak gözükmekte. Yani ilk hedef 1967 e, kırılabilir. Dirençleri nasıl takip edeceksiniz arkadaşlar? Mesela ilk direnç noktamız kuvvetli direnç noktamız. Bunları ben sizler için e, çıkartıp buluyorum zaten. İlk kuvvetli direnç yerimiz 1967. Yani buradan bir e, satışın gelmesi ihtimal e, fakat buradan gelen satışlar vaktiniz 1967 üzerinde kalıcılık var e, bir e, alttan gelen alıcıların tepkisiyle karşılaşıyor ve 1967 altına sarkmak istemiyor e, bu sefer e, günlük kapanışına bakıyorsunuz gene 1967 üzerinde bir günlük kapanış gerçekleşiyorsa 2004 hedefine kitlenmeniz lazım e, Demek ki 10 2004 hedefine doğru gidiyor şeklinde algılayabiliriz. Mesela 1967'den geriye dönüşler satışlarla karşılaşır geriye dönüşlerde olursa arkadaşlar, o zaman ilk destek bölgesi 1907'ye kadar sarkmalar beklenebilir ve alım fırsatı buradan da tekrardan yaratabilir. O yüzden destek yerlerimiz her zaman birer alım fırsatı olarak düşünülebilir yatırım tavsiyesi <laughs> olmamak koşuluyla. İnşallah anlatabilmişimdir. Evet, gümüş Ons'a baktık. Şimdi hemen gümüş gramı da yapalım. E, gümüş gramda hemen önemli destek yerlerimizi belirleyelim. Bizler için gümüş gramda ilk önemli destek yerimiz arkadaşlar. 4.13'te bulunan destek. Ne dedik? Destekler hem alın fırsatı bizim için hem de stop olmamız gereken seviyeler. İkinci önemli Destek bölgemizde arkadaşlar 4.04 bölgesi. Evet bu iki bölge bizim önemli destek bölgemiz gümüş gramda 4.13 ve 4.04. E, bu iki destek üzerinde arkadaşlar. Yukarıda bizler için ilk önemli direnç noktamız 4.28 direnci olacaktır gümüş gramda. E, zaten e, şu aralarda 4.28 e, direncini e, gümüş ons, gümüş gram yoklamakta. 4.28'in üzerinde e, bir kapanış gerçekleşmesi halinde arkadaşlar hedefimiz yukarıdaki 4.36 direnci. Evet 4.36'daki e, direncimiz de yine bizler için e, kuvvetli bir direnç bölgesi olarak düşünebiliriz arkadaşlar. E, bu 4.36 e, direnci de Yakınen takipte kalmamız gerekecek bir direnç olarak gözükmekte. 436 direncin üstünde de gene yakın bir seviyede 442 direncimiz ve <laughs> ana hedef bölgemizde 456 seviyesinde bulunan e, direnç seviyesi olarak gümüş gramda gözükmekte arkadaşlar. E, dediğim gibi takipler nasıl yapıyoruz? E, i̇lk 428 Dirençlerde mesela yukarıya doğru hareketlerde 4.28'i takipte kalıyoruz. 4.28 üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak bu sefer 4.28 bizler için bir destek konumu haline alıyor. Ve yukarıda önemli takip etmemiz gerekecek 4.36 seviyesini gümüş gramın hedeflediğini düşünebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bu verdiğim rakamlar çok önemli. Karışık demeyin. Bu rakamları takipte kalın. Alım yapmak isteyen arkadaşlar da yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla her zaman destek verdiğim destek noktalarını takipte kalacak arkadaşlar. Verdiğim destek noktaları çok önemlidir. Ve bu noktalar bir alım fırsatı olarak sizler için özenle çıkartılmış seviyelerdir. Yukarıdaki dirençler de yine aynı şekilde benim Elliot yöntemiyle bulduğum ve sizlere sunduğum önemli alım ve satım noktaları olarak e, çıkardığım ve sizlere paylaşımda bulunduğum noktalar arkadaşlar. Aslında takip etmesi çok kolay. E, grafikte çizim yapıp kafanızı da karıştırmak istemediğimden dolayı e, ve çoğu arkadaşımız da böyle yazarak anlatmamı istediği için grafik üzerinde sizlere yazarak bunları anlatmaya çalışıyorum. Hem sizler için bir eğitim hem de ders niteliğinde olması açı, açısından daha da faydalı olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Gene sizler de bunlarla ilgili düşüncelerinizi e, yorum şeklinde alta yazarsanız e, biz de e, bu konuda daha iyi bilgilere sahip olabiliriz. Evet gümüşü anlattık. Şimdi altın olsa geçelim. Altın ons'ta bizler için önemli seviyeler ve gram altında bizler için önemli seviyeler hangi seviyeler? Sizlerle birlikte hemen bunları bulalım. Altın ons'ta başlayalım. Altın ons'ta bizler için Şimdi ilk etapta 1793 desteği önemli arkadaşlar geri çekilmelerde 1793 ikinci bizler için önemli bir e, yine destek seviyesi de 1774 evet şuradaki 1774 destek noktaları bu iki destek noktamız e, bizim için önemli arkadaşlar. Ee, yukarıda 1793 üzerinde, gene dediğim gibi arkadaşlar, kalışlar hep yukarı hareketleri bize işaret edecektir. 1793 üzerinde kaldıkça, ilk etapta 1824 direnç noktası hedeflenmeli. 1824 e, seviyesinin yukarı aşılması durumunda da arkadaşlar 1843 direnci e, altın ons'ta takip edilecek önemli iki tane direnç olarak göze çarpmakta e, bu verdiğim direnç noktalarını ve destek noktalarını güzel takipte kalırsanız göreceksiniz ki zaman içinde hiçbir şekilde ne bir terste kalırsınız yatırım tavsiyesi olmama koşulda Çünkü bile arkadaşlar e, Çünkü alsat tavsiyesi vermek kanunen suç O yüzden yorumların altına şuradan alayım buradan alayım mı diye şeklinde yazılar yazmayın bunları hiçbir arkadaşımız ben de dahil cevap veremeyiz Çünkü yönlendirmek bir suçtur arkadaşlar Biz sadece burada öngörülerimizi iletiriz Sizler takip edip bunları kendi kararınızla al veya sat şeklinde değerlendirebilirsiniz bu siz tamamen size kalmış bir iş diye bunu da hatırlatalım Evet altın onsta da gene arkadaşlar Verdiğim bu seviyeler önemli. Bu seviyeleri takipte kalacaksınız. Gram altına bakalım hemen. Gram altındaki hareketlere. Neler olabilir gram altında? Evet. Gram altına baktığımız zaman da arkadaşlar gram altında hemen destek noktalarımızı belirleyelim. Evet. Destek noktalarımız ilk kuvvetli destek noktamız 395 seviyesinde ikinci kuvvetli destek noktamız da 391 seviyesinde bulunmakta iki tane kuvvetli destek noktamız var arkadaşlar Evet bu destekler üzerinde kalındıkça da e, gram altında 403 yukarıdaki e, ilk ciddi direnç bölgemiz ve onun üstünde 408 bulunan e, kuvvetli bir e, direnç bölgemiz gene göze batmakta e, bütün bunların neticesinde biliyorsunuz ana hedef yerimizde kısa vadede gram altında 416 seviyesi olarak gözükmekte ikinci verdiğim destek noktaları arkadaşlar altta verdiğim ikinci destek noktaları ayrıca stop noktası olarak da kullanılmalı bunu da unutmayın arkadaşlar Çünkü bu destek noktaların kırılması İkinci özellikle de verdiğim ikinci destek noktalarının kırılması ürünün artık e, satış baskısının arttığını ve daha aşağıları hedeflediğinin bir göstergesi olacağından dolayı ikinci verdiğim destek noktaları kırılımlarında e, bir miktar ürünle vedalaşmanız sizler için iyi olacaktır. E, buradan zarar ettim diye üzülmeyin alttan e, tekrardan alım fırsatı yakala, yakalayabileceğiniz için arkadaşlar. Daha düşükten sizlere alım fırsatı verip e, hem gramınızı hem altınızı hem dolarınızı e, böylelikle arttırma fırsatı bu şekilde de yakalayabilirsiniz. Yani zarar değil bu şekilde de gram bazında veya dolar bazında e, miktarınız artacağından dolayı gene karlı olacaksınız. O yüzden psikolojik olarak kendinize bunları hazırlayın arkadaşlar. Evet gram altını da değerlendirdik alım ve satım noktaları olarak. E, dolar kaldı. Dolara bakalım hemen. Bizler için dolarda önemli seviyeler hangi seviyeler? Al sat değerlerimiz nereler olabilir? Bunları da hemen sizlerle inceleyelim. Evet dolar kuruna baktığımız zaman arkadaşlar 384 ve 387 aralığında sıkışmış bir dolar kuru e, bizlerin karşısında. Dolarda 384 seviyesi. Üzerinde kapanışlar gerçekleştiği için arkadaşlar, yani şuradaki 384 seviyesin altına inilmediği müddetçe e, dolarda yön yukarı olacaktır. Fakat gerçek manada alımların da başlayabilmesi için dolarda 387 üzerinde günlük kapanış gelmesi şart. O yüzden bizler için dolarda destek noktası 684. Ve onun altında da arkadaşlar 676 iki önemli destek noktası göze çarpıyor arkadaşlar. Yani 684 altında 676'ya kadar e, bir dolar TL kurunda gevşeme görülebilir. Fakat 384 üzeri kalan dolar kurunda da e, hareketler iyice daraldığı için 384 387. Fakat 387 üzerinde bir kapanış gelmesi halinde arkadaşlar dolar tl kurunda ilk önemli direnç noktamız 387 nereden çıktı arkadaşlar kusura bakmayın pardon 687 şurası 687 şurası da 684 687 üzerinde e, bir günlük kapanışta görmemiz halinde e, dolar kurunda 698 seviyesine kadar yukarı yönlü hareket ilk etapta kısa bazda görülmesi muhtemel bir hareket yeri olarak göze çarpmakta arkadaşlar. 6.98 seviyesi üzerinde de bu 6.98 ilk etapta önemli olacaktır arkadaşlar. Çünkü bu 7 üzerine Merkez Bankası da pek izin vermeyebilir. O yüzden buralardan müdahaleler gelebilir. 6.98 özellikle kısada dikkat etmeniz gereken ilk direnç yerimiz diye Sizlere hatırlatmamı hemen yapayım ve onun üzerinde 698 üzerinde ikinci bir direnç yerimizde 7-10 seviyesinde bulunan önemli direnç seviyesi şu ikisi önemli direnç seviyesi. Evet videonun başında da dediğim gibi destekler bizler için alım dirençler de satım olarak değerlendirilebilir yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla ve videolarımın her birinde verdiğim destek noktaları Sizlerin alım fırsatı yakalayabilmeniz açısından e, vermiş olduğum e, seviyeler ve tavsiye niteliği taşır arkadaşlar. E, fakat bunu değerlendirecek olan sizsiniz. O yüzden nereden alayım, nereden satayım diye e, bana soru sormanıza gerek yok. Zaten videonun içerisinde e, benim bütün videolarımı izlerseniz özellikle size bunları zaten veriyorum. E, fakat tabi bazı arkadaşlarımız terimleri ve e, grafiklerdeki İşleyişin nasıl olduğunu bilmediği için bu da gayet normal. Ee, onlar için de tekrar hatırlatıyorum. Destekler her zaman alım. E, fakat kırılmış bir destekten de kesinlikle alım yapmayın arkadaşlar. İzleyin. Mesela birinci desteğimiz 6.84. Buraya kadar düşüşler oluyor. Fakat buradan alımla karşılaşıyor. Burası bir alım fırsatıdır sizin için. Fakat 6.80.4 kırıldı. Aşağı yönlü hareket yapıyor. Alıma girmeyin. Bu sefer 6.76'daki desteği bekleyin arkadaşlar. E, bu mutlaka 6.76'ya kadar gelecektir zaten buradaki kuvvetli desteğe kadar. Bakın buradan alımla karşılaştı. Sizler de buradan pozisyona girebilirsiniz. E, bu verdiğim e, tiyoları iyi değerlendirin. Değerlendirdiğiniz müddetçe de e, dolarda, altında ve gümüşte hiçbir zaman terste kalmayacağınızı göreceksiniz zaten. E, bu rakamları e, hiçbir analizden bulamazsınız. Bakın arkadaşlar ben de YouTube'da birçok video izliyorum. Ve bu verdiğim rakamları... Çoğu da benim verdiğim rakamları kullanıyor. Bunları da görüyorum zaten. Çünkü bu rakamları e, bulmak için mutlaka Elliot bilgisi olması lazım. E, buradaki çoğu video yapan arkadaşın da e, belki birkaçında vardır. E, büyük bir ihtimal Burak Arslan'da vardır. Burak Arslan bunları biliyordur. Onun e, dışında da e, bilen ben görmedim arkadaşlar. Bana denk gelmedi. E, belki de videoları e, bende gözükmüyor. O yüzden ben izleyemiyorum. Ama inanın bu rakamlar hepsi Elliot'ta bulunmuş önemli rakamlardır şimdi ben size buradan Elliot'la bunları anlatmaya çalışsam bu saatler alır ve hiç kimse hiçbiriniz bu videoyu seyretmezsiniz O yüzden ben sizler için bunları e, çıkartıp burada paylaşıyorum <laughs> Evet bu analizlerin her bir arkadaşlar saatlerce sürüyor yani tek bir analiz e, benim bazen 4-5 saatim bile alabiliyor ee, burada belki 10-15 dakika içerisinde seyrediyorsunuz ve canınız sıkılıyor ama hiçbir zaman canınız sıkılmasın. Ee, tamamen sizlerin faydalanması için yapılan analizler bunlar ve kısaltılmış bir şekilde ben size bunları sunuyorum. Sadece sizlere bunlara uyup takip etmek kalıyor. Evet videomuz çok uzadı. Daha fazla uzatmayalım. Videomuza e, beğendiyseniz mutlaka bir like atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da Kendilerini kanalıma abone olmaya bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.